Orhan abi kahve içersen verelim. Yo kahve içmem. Doğanır da yo, Fikri'yle Sabri'nin vardiyalarını değiştirdim. Sence uyar bilmem. Ne gerek vardı da? Valla bayram alışverişine gideceğiz abi dediler. Ben de o zaman işlerini hazırlasınlar diye gönderdim gitsin dedim yani. Bir de kulaklığı aldırayım diye begümü yolladım alışveriş merkezine. İki boy büyük olmuş herhalde. Pamuk tadık adam ama kulağıma bol geliyor. Sıkıntı orada. Alo beni baksın. Alo. Söyle. Selamun aleyküm. Ne hayır? Zevireyn'in bir yatış işi vardı ona bir bakın bir. Bu hastanın endoplazmik redikulumunda bir sıkıntı var ya. Neymiş o? Zaten kırmızılara baktın mı onu belli diyor yani. Öyle sayılabilir. Hastanın adı kondu mu bari? Hemoglobine bağlı ön hipofizde uyum bozukluğu mevcut. Tedaviye cevap verecek mi? Bünyeye göre değişir. Kadavra yapın. Ağzını hayra aç. Aklını alırım. O işin şakası olmaz. Canın sağ olsun. Ne yaptın? Kurban ayarladın mı? Bakamadım. Doktor Murat'la vardiyaları değiştim. Salı günü bakarım. Ben de bakacağım da Tevfik babaya mı baksam bilmem. Geçen ondan aldıydım. Tevfik mi? Pek sorun çıkmadı geçen aldığımda. Gerçi yağlıydı hayvan ama neyse gel hadi Tevfik babaya bakalım. Beraber gidelim de ben de vize çektirecektim ya. Hayvanın yediği çayır, otladığı memleket bile etinin tadını etkiler. Geçen sene verdiğim muazzamdı. Bu sene de öyle olursa güzel olur. Hayvanın yetiştirilme biçimine bağlı. Bende hiç sıkıntı yok hayvanlardan yana. Ayarla işte güzel bir şey abi. 5 senedir beyaza mal veriyorum. Allah var hiç şikayet etmedi. Tamam. Benim telefonda kontör kalmamış da şimdi ben çağrı atayım yengene. Recep'le siz beraber gidin alıverin onu perdeciye bırakın bayram önü alsınlar. Ne oldu kurbanlık mal verebiliyor muyuz? Allah'tan mal iyi de mal iyi. Acele etmeyelim biz. Hayvanda genfatik faktörün oluşturduğu yani bir sıkıntı olabilir yani bir şekilde. Neyse aceleye getirmeyelim. Bu adam pek gözüm tutmadı salla gitsin.